Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Bilinç Okulu Gökyüzü Haber Merkezi'nden hepinize iyi yeni aylar. Ben Oğuzhan Ceyhan, Sayın Demet Bartaca. Sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili Demet, neler var Başak Burcu için? Evet. Çok güzel bir aya giriyoruz. Evet. 12. ev sektasyonlarının çok güçlü olduğu bir ay. İş, kariyer, biraz da arınmak, kendisini belli bir noktaya getirmek için çok önemli bir ay. Daha ziyade iş, gerginlik ve stresin azalması, arınmak, kendi bilinçaltındaki formların daha güzel bir şekilde ortaya çıkarması ve mutluluk dolu bir ay diyorum ben. Evet, Ağustos ayına. Ağustos ayı Başaklar için dediğiniz gibi etkiler yapabilir. Aslan Burcu'nda yeni ay var. Tabii 6 ki. Ağustos'ta 12. evlerinde doğacak bu yeni ay. Güneş ve Uranüs arasında üçgen bir açı var. 12. ev konuları tabii aslında yeni bir beslenme, diyet, sağlıkla ilgili yeni bir programa başlamak için, zararlı bir alışkanlıktan kurtulmak için, bir bağımlılıktan kurtulmak için önemli, güzel fırsatlar olabilir. Bağımlılıklardan kurtulmak için. Yani sigarayı bırakmak. Evet. Alkol bağımlılığından kurtulmak, bir bağımlılıkla ilgili bir terapi görmek, bir psikiyatriste, bir psikoloğa, bir terapiste, bir astroloğa veya bir kişisel gelişimciye girerek kendinle yüzleşmek ve kendinin farkına varabilmek için olumlu bir aya girdim sevgili Başak. Yani nerede hata yaptığını bulabilir, kendine ilgili sorunları çözebilir, biraz daha rahatlayabilirsin. Çünkü 12. yeni ayları aslında öyle çok kolay da anlaşılan yeni aylar değildir. Biraz gizli, bilinmeyen konular ortaya çıkabilir. Ortaya çıkabilir. Yani bilinç dışındaki olaylar bir platonik aşkın ortaya çıkmasından ziyade bir borcun ortaya çıkmasına kadar pek çok şeyi kişisel doğum haritalarında çok dikkatli bir şekilde takip edildiğinde görüleceği bir aydır. Bunun yanında tabii ki bu 7 Ağustos yeni ayıyla beraber Merkür'ün Aslan'daki etkisi 8, 11 Ağustos Merkür kare Satürn, ki bu biraz tehlikelidir. Aslan Akrep'te iletişim, eğitim ve ulaşımda engeller olacaktır 11 Ağustos'ta. 15 Ağustos'ta Merkür üçgen Venüs, bağımsız ve orijinal düşünceler, yeni sanatsal fırsatlar, iletişimde hızlanma, seyahatler. Çünkü Başak Burcu'nun yöneticisi Merkür şu an iyi durumda. Evet. Venüs'ün terazi burcuna girdiğini düşünürsek. 16 Ağustos'ta Venüs terazi burcunda maddi konularda bir rahatlık getirebilir. Evet, zaten veya harcama olabilir yine. Güzel, keyifli, lüks eşyalar için harcama olabilir ama küçük şanstır. Yani minor şanstır, minor fortuna dediğimiz Venüs burada küçük şansları temsil eder. Oradaki çok güzel yıldızlarla açılar yapacak. Ben gelirlerde artışa sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Zaten tüm ay boyunca Venüs, Başak ve Terazi'de Başak Burcu'nu başta güzelleştiriyor, rahatlatıyor. Diyet, beslenme ile ilgili. Sonra da maddi kazançları arttırıyor. Bir de 21 Ağustos'ta Kova Burcu'nda bir dolunayımız var. Kova Burcu'nda dolunay var. O da iş konularında ve günlük hayatı ile ilgili, yine sağlığıyla ilgili konularda bazı gelişmeler yaratabilir. Jüpiter Uranüs karesi sağlığına dikkat et. Beklenmedik bir diş ağrısı falan olabilir. Şiron etkisiyle ayağında nasıldan diş çektirmeye yani yüzünde sivilceden güneşe çok yanmaya kadar bazı problemler olabilir. İşinle alakalı bir sonlanma, uzun zamandan beri takip ettiğin bir işle ilgili olumlu bir haber gelebilir ama yanlış yaptıysan, açgözlülük yaptıysan ise o iş iyi gitmez. Evet. Çünkü astroloji hak edenin de hak ettiğini aldığı evrensel düzenin. Karma etkisi de var tabii ki. Evrensel düzenin yani yaratıcının veya evrende evrensel akıl dediğimiz Allah veya diğer felsefi ismiyle logosunda dünya insanı üzerindeki kozmik etkilerini çeşitli işaretlerle gösterir. Yani iyi şeyler yaptıysan iyi şeylerle karşılaşacaksın. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçecek. 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. Başakların enerjisi, motivasyonu biraz daha artacak. Kendilerini daha iyi ifade etmeye başlayacaklar ayın son haftasından itibaren. Daha titiz olacak, daha düzenli olacak, çalışma ve iş daha çalışkan olacak. Daha fazla gündemde olacak. Merkür'ün Neptün'le yaptığı karşıt açı 26 Ağustos'ta biraz zihinsel karmaşaların neden olabilir. Özellikle iş konularında daha dikkatli olmak gerekiyor. Sezgilerde aldanırsınız. Evet. Sezgileriniz doğru çıkmaz. Arkasından 26 Ağustos Venüs karşıt Uranüs var terazi koç.
maddi olarak evet. beklenmedik bir harcama çıkabiliyor. Buna dikkat edin. Evet, yazın ajandanıza. Evet, olabilir. Yani lüks bir harcama olabilir. 28 Ağustos'tan itibaren Mars Aslan Burcu'nda. Bunu önümüzdeki ay konuşalım. Ne dersin? Evet. Bir de bunları daha ziyade aylık yorumlar haricinde haftalık yorumlarda, evet, haftalık yorumlarda günlük yorumlarda da ayrıntılı görebilirler. Tabii. Ayrıntılı görmek için de bilinçokulu.com'un günlük yorumlarına izlemeniz yeterli olacaktır. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.